Çocuklarımızı ne kadar dengeli besliyoruz? Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için yiyeceklerimizi sağlıklı pişirmeye ne kadar önem veriyoruz? Çocuklarımızın dengeli beslenmesi, gelecekteki zeka seviyesini belirliyor. Bunları önemsiyorsanız size bir önerimiz var. Olympist Pişirme Robotu. Olympist Pişirme Robotu'nun interaktif buğulama sistemiyle pişen etler, yanan ateşle temas etmez. Yağlar, pişirme yüzeyinden buğulama haznesine süzüldüklerinden, ızgaralar kendi yağıyla birlikte kızarmaz. Böylece besinler, mineral ve vitamin değerini kaybetmez. Sağlıklı bir pişirme ortamı sağlanır. Çocuklarınızın sağlığı ve geleceği için yanlış pişirme yöntemlerinden vazgeçin. Olympist Pişirme Robotu'nun interaktif buğulama ısısı yumuşak bir ısıdır. Dolayısıyla bu sistemde pişen etler yumuşak ve lezzetli olur. En değerli varlıklarımızın gelişim çağında isteklerine kulak verin. Sağlıklı, hızlı ve pratik pişirim için Olympist Pişirme Robotu'nu tercih edin. Çocuklarınızla doğayı keşfedin. Mutfak dışında yemek pişirmeyi dert etmeyin. Çünkü artık her yerde 4 mevsim kullanabileceğiniz hem tüplü hem elektrikli ikisi bir arada sağlıklı Olympist Pişirme Robotu var. Hafta sonları çocuklarınızdan mangal keyfini esirgemeyin. İster evde, ister açık havada. Kullanımı ve temizlemesi kolay. Olympist. Lay 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 lay. Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim. Hepinize sevgiler, saygılar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Vallahi tezgahın üzeri çok yoğun, çok kalabalık. Bugün yine sizlere fazla farklı lezzetler sunmaya devam edeceğim inşallah sevgili izleyenlerim. Kuzu eti, biber, domates, soğan ve sarımsak, kaşar, tuz, salça, yağ. Ayrıyeten de patlıcanlar burada. Bunlardan da size çok özel ve güzel bir sandal kebap hazırlayacağım sevgili izleyenlerim. Böyle güzel güzel hazırladıktan sonra üzerine kaşar vereceğiz ve ondan sonra afiyet diyeceksiniz. Şimdi yayvan bir tencerenin içerisine, şöyle tenceremizi bırakalım. Onun içerisine yağ bırakıyoruz. Yağı bıraktıktan sonra o orada kalsın. Başka bir tencerenin içerisinde de efendim ne hazırlayacağız? Tabii ki etimizi hazırlayacağız. Şimdi şurada farklı bir kuru bir bez alacağım sevgili izleyenlerim. Kuru bir bezin üzerine efendim burada patlıcanlar var. O patlıcanları çıkaracağım. Bakın oradan da bahsedeceğim. Patlıcanları soyduktan sonra alaca soyuyorsunuz. 4 eşit yerden soyuyorsunuz bunları. Yani uzunlamasına 4 yerden bunu bıçakla veyahut da soyacakla soyduktan sonra tuzlu suyun içerisinde beklemeye bırakıyorsunuz. Ve orada yani siyahlanmaması açısından bunları hazırlıyorsunuz. Şimdi bunları hazırladığımız zaman tabii burada sularını alacağız ki kızartacağımız için bunlar efendim böyle suyu sağa sola sıçratmaması için ne yapacaksınız? Evet suyunu tamamen alıyoruz. Bakın suyunu tamamen alıyoruz. Ve daha sonra bunu karnı yarık hazırlar gibi bunları güzelce ortadan tabana kadar ayrılmayacak şekilde bunları tabii ki karınlarını yaracağız. Yardıktan sonra bunları kızgın yağda pişireceğiz. Pişirdikten sonra bir tepsinin üzerine çıkarıyorsunuz ve o tepsinin üzerinde sevgili izleyenlerim. Evet bakın şöyle duracak şekilde 1, 2, 3, 4 yerden almışız. Şöyle bıçağınızı fazla derine daldırmadan bu şekilde bakın bunu ne yapıyorsunuz? Evet belirli bir ölçünüz olması gerekiyor. Evet şöyle bunları daldırıyorsunuz. Bir taraftan bastırarak bir tarafa kadar. Bir de patlıcanın oturuş şekli de çok önemli. Böyle yaparsanız olmaz. Böyle olursa tabii ki oturuş şekliyle itibariyle daha iyi olur sevgili izleyenlerim. Biraz ayıkladıktan sonra uçları tutabilmeniz açısındandır. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunları ayıkladıktan sonra yani soyduktan sonra soğuk suyun içerisinde bekletmemizin sebebi nedir sevgili izleyenlerim? Sebebi şu. Siyahlanmaması açısından. Evet, şimdi burada hem ikisini bir arada hazırlayacağım. Neler hazırlayacağız, nasıl hazırlayacağız? Oradan yola çıkalım tabii ki. Efendim şöyle birkaç kaşık fazla yağ kullanmayacaksınız. Patlıcanları da tabii ki kızarttığınız için fazla yağdan kaçınmanız gerekiyor.
kızartma şeklinde de tabii patlıcanları fırına yağın içerisine attığınız zaman yağın kızgın olmasına özen gösteriyorsunuz. Bu kuzu eti olarak, yani kişi başı bir tane patlıcan, kişi başı 100 gram kuzu eti kemiksiz olmak kaydıyla bırakıyorsunuz. Bakın, evvela etleri bırakıyorsunuz. Etleri soteleme yöntemiyle kavuruyorsunuz. Etler istediğiniz kıvama geldikten sonra, istediğimiz kıvam nedir? İstediğimiz kıvam, efendim, bırakmış olduğu suyu çektikten sonra, kendine has olan suyunu çektikten sonra, o zaman da tabii ki ne yapıyorsunuz? Evet, değer malzemeleri sırayla ilave ediyorsunuz. Şimdi bütün malzemeleri sayacağım tek tek neler kullandığımızı. Sevgili izleyenlerim, efendim 600 gram bakın kemiksiz kuzu eti kullanıyorum. Kuş başından daha küçük parçalara doğruyorum. Doğradıktan sonra tencerenin içerisinde bulunan kızgın yağın içerisine bunları ekliyorum ve soteleme yöntemiyle bunları güzelce ön hazırlık olarak pişiriyorum. Ön hazırlık olarak dediğim, tabii ki bırakmış olduğu suyunu çekinceye kadar, kendine has olan suyunu çekinceye kadar bunları güzelce pişiriyorsunuz. Daha sonra suyunu da çektirdikten sonra birkaç tur bunu yine kavurduktan sonra sırasıyla ilave edeceğimiz malzemeler, soğan ve sarımsağı ikisini bir arada ilave edeceğiz. Evet, soğan ve sarımsağı da, onları da bir arada ilave edeceğiz. Ama etimizin iriliği ne ise, etin iriliği nasılsa sebzeleri de aynı şekilde doğramamız gerekecek. Şunları şöyle bir alalım, efendime söyleyeyim. Şimdi geliyorum tabii ki oradaki sebzelerimizi hazırlamaya. İçerisine ilave edeceğimiz sebzeler nelerdir? Oradan bahsedelim. Bir adet orta boy soğan, 2-3 diş sarımsak kullanacağız. Birkaç tane biberimiz var sevgili izleyenlerim. Çeşitli biberler kullanabilirsiniz. Evet, şöyle patlıcanları bırakalım. Patlıcanlar da bir tarafta pişmeye başlasınlar sevgili izleyenlerim. Şimdi o orada pişerken bunu da burada hazırlayalım. Tabii ki ekmeklerimiz de orada mayalanmış olacak. Şimdi arkadaşlarım zaman zaman içerisine, tencerenin içerisine de efendim ulaşacaklar ve onları da ekrana getirecekler. Bakın ne dedik? Yani bu soğanları çok küçük doğrarsanız soğanlar kaybolur gider. Soğanlar yemekle beraber birazcık çatala gelmesi gerekiyor. Yani soğanla beraber, efendim, yemekle beraber soğanın çatala gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde soğan özelliğini çok ince doğrayıp da özelliğini kaybettirdiğiniz zaman tabii ki soğan karamelize olur. Ama o arada soğanı canlı canlı bir tarafta bulmanız gerekiyor. Her şey değilse zaman zaman soğanı da çiğnemeniz açısındandır. Şimdi 3 adet 3 diş sarımsak kullanıyorum. Bayağı büyük bu sarımsaklar da sevgili izleyenlerim. Şöyle sarımsaklarda çok minnacık minnacık değil, her dişi 3-4 parçaya böldükten sonra şöyle onları da hazırlamış oluyoruz. Onlar da buradaki etlerimiz bırakmış olduğu suyu çektikten sonra ekleyeceğiz. Öyle hemen peş peşe eklemek yok bunları. Burada biberlerimiz var, kırmızı biber var sevgili izleyenlerim. Kırmızı biber var. Ayrıca de sivri biber kullanıyoruz. Acı olarak da kullanabilirsiniz. Yani arzunuza bağlıdır. Evet, çekirdeklerimizi şöyle içlerini boşaltıyorsunuz. Yine dediğimiz şekilde bütün malzemelerin irilikleri birbirlerine yakın olmak kaydıyla bunları bakın bu şekilde doğruyorsunuz. Mübareğin ne de güzel bir kokusu var. Hemen temas etti. Evet, bunları hazırlarken de zaman zaman suyunu çekinceye kadar karıştıracaksınız. Eğer ki dana etiyle hazırlamak isterseniz, dana etini evvel haşlayacaksınız, suyunu da atmayacaksınız. Çok az suda, kısık ateşte aheste aheste haşlayacaksınız ve ondan sonra suyunu çektirinceye kadar haşladıktan sonra kıvama gelmişte, işte o zaman efendim kavuracaksınız. Kavurduktan sonra da malzemeler ekleyeceksiniz. Aksi takdirde pişirmez. Pişmemesinin haricinde de
Bu sefer de ne olur biliyor musunuz sevgili izleyenlerim? Tabii ki öteki malzemeler çok diri kalmış olur. Diri olmaması için dikkat etmeniz gerekecektir. Şimdi burada kızartmaları ben her zaman derin kaplarda olmasını söylüyorum. Çünkü tavada yaptığınız zaman sıçrama olacağı için nihayetinde orada bir kızgın yağ vardır. Yüksek derecede ısınmıştır. Ve onun haricinde de içerisine bir sulu malzeme ekliyorsunuz. Ne kadar susuz da olsa içerisindeki o sebzenin kendine has olan suyunu bıraktığı zaman yine sıçramalar olacaktır. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor sevgili izleyenlerim. Ve bunları da hazırlıyoruz. Şöyle fırın verdikten sonra efendim güzelce pişiriyorsunuz. Ondan sonra fırından alıyorsunuz afiyetle. Sıcak, soğuk nasıl isterseniz o şekilde onları tüketebilirsiniz, servis edebilirsiniz. Şimdi şöyle evet karıştırdık. Buradaki malzemeler istediğimiz kıvama getirdik. Evet istediğimiz kıvama gelmiş vaziyetteler. Sevgili izleyenlerim hepsini kavurduk. Tabii şöyle. Şimdi sırada biraz salça ilave edeceğim. Salça ilave ediyorum. Salçayı ilave ettikten sonra salçayı da kavuruyorum. Şöyle. Evet salçayı da kavuracağız. Yeteri kadar tuzu en son ekliyoruz. Tuzu tabii ki etin üzerine eklediğiniz zaman olmaz. En son hazırladıktan sonra efendim yani çiğ etin üzerine ilave ettiğiniz zaman olmaz. Şöyle domatesleri de ilave ediyorsunuz. Domates ne kadar özelliğini kaybetse yine domatesler iriliklerinden birazcık kaybetmiş olacaklar ve ondan sonra da bu da güzel bir iç malzemesi olmuş olacak. Ondan sonra da bunları tabii ki patlıcanların içerisine pay edeceğiz. Durum böyleyken patlıcanlarımızı bir daha kontrol edelim. Sevgili izleyenlerim, yağı kızmadan içerisine patlıcanları atarsanız patlıcanlar bünyesine yağ çekmiş olur. Tabii ki çektirmemeniz için yağ ısınması lazım. Isınmasını kontrol etmeniz için, anlamanız için şöyle elinizi bir suya batırıyorsunuz, şöyle atıyorsunuz. Cız ettiği zaman efendim böyle cız sesini duyduğunuz an efendim ne var arkadaşlar? Bir şey mi? Aceleniz ne? Acelesi mi var ya? Efendim gideceğiz. Bunlar da haklı. Evet efendim. Fırına verdik. Ekmek orada pişiyor. Ekmek elden su gölden derler ya. Şimdi efendim bunu da hazırladık, bunu da pişirdik. Gelelim buradaki malzemeyi hazırlamaya. Nasıl hazırlayacağız onu? Durum böyle. Şimdi bakın sevgili izleyenlerim, patlıcanları güzel kızarttık. Şöyle kızarttıktan sonra iki tane kaşıkla şunları güzelce açıyorsunuz. Evet. Bunları açıp bakın içerisindeki patlıcanların nefasetlerine bakın. Ne kadar bu patlıcan var ya dünyanın en güzel yemeği. Belki efendim kalorisi falan filan yoktur diyorlar. Şöyle böyle diyorlar ama ben bundan 300'ün üzerinde yemek yapıyorum. Çorbası dahil, efendim reçeli dahil ama vallahi billahi bunun tadına ben doyamıyorum. Bilemiyorum. Artık onu siz karar verin. Çok da seviyorum. Çok da güzel yemekleri oluyor bunun. Her türlü yemeğe müsait bir sebze. Ama her türlü yemek yapmaya müsait bir sebze. Ama her şeyi kullandığınız zaman olmaz. Her şeyi yerinde kullanarak yaparsanız çok iyi netice alırsınız sevgili izleyenlerim. Şimdi bakın yapmış olduğumuz buradaki karışımları şöyle evvela karıştırıyorsunuz. Her tarafın aynı olmasını sağlıyorsunuz. Ve daha sonra hem sulu olması açısından yani su bakın içerisinde gel gör bakalım. Şöyle öyle cumbur cumbur su yok. Bir sos kıvamında olan bir malzemedir. Şöyle bir kaşık tabandan doldurmak kaydıyla hepsinin üzerine bırakıyorsunuz. Tabii ki sırayla evet bunları bu şekilde hazırlayalım. Daha sonra yani evvela sulu kısmını ekliyorsunuz. Sulu kısmını ve daha sonra da yine kalan malzemeleri, taneciklerini üzerine ekliyorsunuz. Müthiş bir yemektir. Herkese tavsiye ediyorum.
efendim herkes yapabilsin diye bu güzelim yemekleri sizlere hazırlıyoruz. Evet, şimdi şunları da bırakalım. Dediğim gibi üzerine şimdi rendek haşer, domates, biber herhangi bir şey ilave etmiyorsunuz. Gerek yok. İçerisinde her şeyini ilave ettik. Tuzunu da tam ocaktan alınmaya yakın tuzunu da ilave ettim sevgili izleyenlerim. Tuzunu da ilave ettikten sonra bu malzemeleri bir araya getirdik. Bakın hiçbir şey kalmıyor burada. Hiçbir şey kalmıyor. Şöyle bunu da hazırladık. Durum böyle. Şimdi şunları da hiçbir şey kalmadan şu kenarları da alalım bari. Soğanlar var burada. Soğanlar ve soslar var. Evet. Durum böyle. Şunları hep beraber şurada da şunu da alalım. Efendim bunu hazırladıktan sonra sevgili izleyenlerim. Tabii sıra geldi. Sıra geldi. Bunun son işlemi olan ne var? Son işlemi olan kaşar var burada. Rende kaşar ekleyebilirsiniz. Benim burada rende kaşar da vardı. Birazcık da doğranmış kaşar da vardı. Onları değerlendirmek açısından bakın şöyle güzel güzel bunların üzerine efendim şöyle bunları diziyoruz. Değerlendirmek açısından rende kaşarım da vardı ama şimdi bir kısmına onu kullanacağım. Bir kısmına onu kullanacağız. Şöyle bir kısmı efendim hakiki Kars kaşarı böyle güzel güzel o sarı olanlar. Evet şunları üzerine bırakıyoruz. Bunları ilerleyen dakikalarda fırına vereceğiz. Fırına verdikten sonra da efendim pişiriyoruz ve fırından alıyoruz. Şöyle bu sandal kebabımızı bir nedir? Oradan bahsedelim sevgili izleyenlerim. Kullandığımız malzemeler nelerdir? Tek tek vereyim ki sizler de rahat bir şekilde bu tarifleri alasınız. 6 adet patlıcan kişi başı düşünebilirsiniz. 6-8 düşünebilirsiniz. Kişi başı 100 gram kadar et düşünebilirsiniz. Bunları böyle söyleyeyim. Ama dana ve kuzu eti olunca farklı farklı pişirme yöntemleri vardır. Kuzu etini şöyle kuşbaşını yani bir tane kuşbaşı dediğimiz şu kadardır. Bu kuşbaşını 4 eşit parçaya da ayırabilirsiniz. 2 eşit parçaya da çok az yağda çünkü kuşbaşı etleri kavuruyorsunuz. Kendine has olan suyunu bırakıyor. Suyu bıraktıktan sonra birkaç tur onu kavuruyorsunuz. Tabii ki kavurma yöntemiyle pişirmiş oluyorsunuz onu ve daha sonra bir tane soğangini aynı irilikte doğruyorsunuz. 2-3 diş seviyorsanız birkaç diş fazla bir de patlıcanı çok yakışır sarımsak. Ekliyorsunuz sarımsak onları sarımsağı eti soğanı kavuruyorsunuz. O arada kırmızı biber, sivri biber, yeşil biber, köylü biberi dediğimiz biberleri de ilave edip onları da kavurabilirsiniz. Onlar özelliklerini kaybettikten sonra zaten onlar ilk etapta ilave ettiğiniz zaman tencereniz aşağı yukarı yarıdan yukarı olmuş olacaktır. Onu tabii ki birkaç tur pişirdikten sonra bir hacim küçüklüğü olmuş olacaktır. Piştiğine delalettir bu. Ve daha sonra onun üzerine bir kaşık kadar salçayı ilave ediyorsunuz. Salçayı kavuruyorsunuz. 3 veya 4 domatesi aynı şekilde doğrayıp yani aynı şekilde dediğim etlerin iriliğinde doğrayıp onları da ilave ediyorsunuz. Birkaç tur kavurduktan sonra etiyle beraber yani bütün malzemenin içerisinden domatesleri de ilave ettikten sonra onları da kavuruyorsunuz. Ve daha sonra da sevgili izleyenlerim onun üzerine bir bardak kadar su yeteri kadar tuzunuzu ilave ederek biraz kıvama gelmesini sağlıyorsunuz. Ve ondan sonra patlıcanları bir tane tepsiye diziyorsunuz. İki tane kaşıkla karnını yarıyorsunuz. Yardıktan sonra da efendime söyleyeyim iç malzemesini dolduruyorsunuz. Onun üzerine kaşarı ve ondan sonra fırına sırasını bekliyor. Patlıcanları soyduktan sonra karnını yağ atacağınız zaman karnını yarmanız lazım. Eğer ki yağ atmadan evvel yarıp da suyun içerisinde bekletirseniz oradan bünyesine su almış olur. Ve kızartacağınız süre içerisinde de oradan sular dışarı çıkar ve yağınız sağa sola sıçrar. Sıçrayınca da efendim bu yemeği bir daha yapmak istemezsiniz. Çünkü çok kirli olmuş olur. Buna dikkat edin. Soyduktan sonra soğuk tuzlu suyun içerisinde bekletebilirsiniz. Uzun müddet eğer öyle bir zamanınız yoksa varsa ve daha sonra da tam yağ ısındıktan sonra elinizi bir damca su atıyorsunuz. Bakıyorsunuz ki kıvama gelmiş.
O zaman ne yapıyorsunuz sevgili izleyenlerim? Patlıcanları ekliyorsunuz. Çevire çevire pembeleşinceye kadar, kızarıncaya kadar. Evvela yarık tarafından ki oradan hemen ısıyı alsın, ayrılmaya başlasın. Daha sonra da her iki tarafını böyle çevire çevire kızartıyorsunuz. Kızarttıktan sonra ucundan tutuyorsunuz. Yağ süzülüyor. Bir tepsiye koyuyorsunuz. İç malzemesini doldurduktan sonra fırına veriyorsunuz. Evet, ayarlarsınız, ayarlarsınız. Durum böyleyken şöyle gidelim tepsimize doğru bakalım. Evet, tepsimiz burada. Bakın şimdi tepsimizi alacağım sevgili izleyenlerim. Tenceremizin kenarları evet kaynıyor. Kaynadığı için arkadaşım ekrana getirirsen o zaman evet bu güzelim kebabı hazırladıktan sonra herkes ağız tadıyla yer. Mis gibi maşallah sübhanallah. Burada da çorbamız kaynıyor sevgili izleyenlerim. Şunu da hazırladıktan sonra şimdi güzel güzel buraya kadar hazırladık. Şimdi bunları hazırladıktan sonra efendim reklamlara gidiyoruz sevgili izleyenlerim. Yaşamın olduğu her yerde Olimpiz Komple Mutfak yanı başınızda. 5 dakikada yağsız, dumansız, sağlıklı ızgara yapıyor. Sabah kahvaltısında masadan kalkmadan sıcak yufka, gözleme ve kızarmış ekmeğin yanında semaverde çay hazırlıyor. Diyet yapanlar için buharlı ve sağlıklı pişiriyor. İstediğiniz her yerde pizza, tantuni, saç kavurma pişirirken beklemeden semaverde çay demliyor. Kış gecelerinde ailece patlamış mısır veya kestane pişirirken aynı enerjiyle yorgunluk çayı hazırlıyor. Yeri geliyor pratik soba özelliğiyle ısıtıyor. Yeri geliyor tüplü ışıldığa dönüşüp aydınlatıyor. Kanserden korunmanın altın kuralı ise tüsülenmiş, dumanlanmış, kızarmış ve yanmış pişirimlerden kaçının. Dünyada tek ve sadece Olympus Komple Mutfak'ta bulunan basınsız buğulama sistemiyle yağsız ızgara yapabilirsiniz. Etleriniz kendi yağ ile birlikte pişmez. Basınsız buğulama sistemli ızgara sayesinde etin yağı çabucak çözülür. Yanmadan hızlıca buğulama kanalında toparlanır. Bu şekilde yanmayan yağlar koku ve duman oluşturmaz. Buhar etlerin öz suyunu korur, daha yumuşak, daha sağlıklı ve lezzetli pişirir.